Burada belki birçoğumuz her şeye rağmen sonunda taciz edici bir ilişkiden çıkıyoruz, kurtuluyoruz ve akabinden bir müddet sonra umut verici ve harika biriyle tanışıyoruz. Ancak onun da sıradan bir narsist olduğunu keşfederek nihayetinde hayal kırıklığına ve umutsuzluğa düşüyoruz. Mevcutta var olan bir acımız daha da artıyor. 2-3 belki 4 katına bile çıkıyor. En önemlisi de umut denilen kelimeden uzaklaşmaya başlıyoruz. Umut dediğimiz o güzel kelime lügatımızdan silinmeye başlıyor. Şimdi böyle bir durumu yaşamak herkesin çaresiz hissetmesine neden olabilecek kısır ve sinir bozucu bir döngüdür. Yani sana has özel bir durum, yani kişisel algılaman gereken bir mevcudiyet yok ortada. Kendini bu noktada ayrı tutup üzme ve daha da umutsuzluğa kapılma. Senin yaşadığın istismarın asla senin suçun olmadığı hususunu unutmaman lazım. Ancak yine doğal bir şekilde farkında olmadan kendini bu tekrarlayan dinamiklerin içinde bulabilirsin. Bu noktada seni buna iten bazı dinamiklerin farkına varmaya çalışalım. Yani bu videoda narsistlerle ilişki kurmaya sebep olan temel nedenlere bakacağız. İlk olarak narsistlik insanın davranışlarını tamamen normal algılıyorsundur karşındaki narsist bir insanın davranışlarını tamamen normal algılarsın. Çünkü narsist bir ebeveyn tarafından yetiştirilmiş olma ihtimalin yüksek. Eğer böyleyse sahip olduğun benliğinden, kendi benliğinden utanmak, suçlanmanın ve saldırılmanın günlük deneyimler olduğu toksik bir ortamda büyümüşsün demektir. Ne yazık ki araştırmalar aile içi istismarın nesiller arası aktarılmış olma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Bunun anlamı İstismarcı ebeveynleri olan kişilerin yetişkin olduklarında istismar edici ilişkileri girmeye daha yatkın oldukları anlamına gelir. Bunun nedeni de başına gelen korkunç şeyleri tekrarlamak istemenden değil elbette. Bunun yerine bilinçaltında saygısızlık ve düşmanlığın sevgi dolu bir ilişkinin normal parçaları olduğuna inanmaya şartlanmış olmandır. İkinci olarak ise yapay bir sevgi metodu olan sevgi bombardımanını tanımıyorsun. Maalesef aşırı derecede çarpık aşk algılarının olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Örneğin en sevdiğimiz romantik komedilerin veya romanların çoğu romantizmin zehirli temsillerini sergiliyor. Bu gerçekçi olmayan fantezilerde insanlar birbirlerini takip edebilir, çok çabuk aşık olabilir ve daha en başından birbirlerine yoğun ultimatomlar verebilirler. Şimdi bizim burada bahsettiğimiz fantaziler çok tehlikeli bir şeyi taklit eder. Yani bizim narsistik aşk bombardımanına. Ve eğer ki sen burada kaprisli romantizm fikrine bağımlıysan normalde senin sınırını aşan davranışları hayranlık belirtileri olarak karıştırabilirsin. Buna da vereceğimiz en basit örnek şu şekilde. Karşındaki insan senin davranışlarını aşırı şekilde kısıtlayıp sonra da seni kıskandığını belirtiyorsa ve akabinde de aşırı kıskanç davranışlar ile seni takip ediyorsa bunu bir sevgi belirtisi olarak algılıyoruz. Ama burada sen de anladın ki işin özü göründüğü gibi değil, çok farklı. Üçüncü olarak ise kendini sevmek için sürekli mücadele ediyorsun. Sen kalkıp da burada kendini değersizleştirir veya eleştirirsen muhtemelen aynı kötü muameleyi ilişkilerinde de tolere edeceksin demektir. Narsist insan kendine güvenen partner istemez, şekillendirebileceği, değiştirebileceği ve kontrol edebileceği insan ister. Sonuç olarak bu tür bir insanla ilişkinde güçlenmiş hissetmen için hiçbir teşviki yoktur. Yani sana olumlu bir katkıda bulunmaz. Kısacası sen kendini sevmezsin veya sevemezsin. Seni kendinin yerine sevecek birini ararsın. Dördüncü olarak ise temel bir kimlik duygundan yoksunluğun vardır. Burada birçok insan tüm hayatlarını bir narsist etrafında döndüğünü hissedebilir. Bazı yönlerden ise bu inanma meylimi tamamen makul. Sen kendini bilip anlamak yerine yaşadığın ilişkilerde zamanının büyük bir kısmını karşı tarafı anlamaya ve hatta sevgilinin aklını okumaya harcarsın. Gösterdiğin tüm bu zihinsel çalışma önemli bir durumdan seni uzaklaştırır. Kendi kimliğinden uzaklaşırsın. Hayatını bir başkasının etrafını döndürdüğünde, diğer ilişkilerini ve kendine ait tutkularını ihmal etmiş oluyorsun. Kısacası, kişiliğin diğer insanların beklentilerine göre etkilenebilir hale gelir. Eğer böyle bir özelliğe sahipsen, narsist kişi de bunu kolaylıkla fark edecektir. Beşinci maddemiz ise bağımlılıkla mücadele ediyorsundur. Fark edebileceğin gibi bağımlılık ile şekillenen bir yapı ve narsizm el ele yani paralel gider. Bağımlı bir kişi karşısındaki insanı bilerek veya bilmeyerek incitse, incitmiş olsa karşısındaki insanın kendisini incitmesine yani bir karşılık olarak incitmesine razı olur. Bunun nedeni de gayet basit. Genellikle sorun çıkarmamak, alttan almak veya yük olmayı istememektir. Ve bu nedenle ilişkilerinde insanların memnun etme eğiliminde bir yapı sergilersin. Tabi olarak da narsisle çıkmaya devam etmen mantıklı olur. Senin günlük yaşamda, günlük hayatta kötü niyetli durumlara müsamaha göstermene neden olan davranışlardan kurtulup sınırlarını gerçekten nasıl belirleyeceğini henüz öğrenmemişsin demektir. Altıncı maddemiz olarak ise bekar olmak seni korkutan bir olgudur. Şu gerçek ki, hepimiz sevilmek isteriz ve bir başka bireye bağlılığın faydalarını istemekte normaldir. İnsan fıtratının bir gereğidir bu. Ama bekar olmak, bekar kalmak seni aşırı korkutabilir ve ne pahasına olursa olsun bundan kaçınmak adına, yani bir ilişki içinde olmak için o kadar çaresizsen, değerlerini ve standartlarını rutin olarak feda edersin, yanlış insanları seçmeye devam edersin. Narsist kişi bu savunmasız davranışını fark eder ve seni korumayı veya kurtarmayı teklif eder. Yalnız kalmak istemediğini anlar ve bilir. Böylece seni koşulsuz sevecek kişi olmaya söz verir. Yani bu sefer kendisiyle beraber her şeyin farklı olacağını dair büyük bir söz verir. Ama sen burada bekar olmaktan korkuyorsan ciddi tehlike işaretlerini görmezden gelirsin. Çünkü bu tehlike işaretleriyle yaşamanın yalnız olmaktan daha iyi olduğunu düşünürsün. Ve işler kötü gittiğinde bile kapana kısılmış hissettiğin için kalmayı kendince de haklı görürsün. Yedinci olarak ise farklı narsist türlerine kendini kaptırabilirsin. Narsistlerin hepsi güç ve kontrol için can atabilir. Ancak bu ihtiyaçları karşılamak için farklı stratejiler kullanırlar. Örneğin, daha açık narsistler iğrenç ve bencil olma eğilimindedir. Sürekli olarak kendileriyle övünen veya sohbette başkalarının sözünü kesen kişiler oldukları için onları açıkça sezebilirsin. Bunların yanında, daha gizli veya savunmasız narsistler kendilerini kurban olarak gösterirler. Güvensiz veya utangaç görünürler ancak daha sonra şüphesiz kendilerinin herkesten üstün olduklarını düşündüklerini fark edeceksindir. Öte yandan ise serebral narsistler bilgelikleri ve zekalarıyla insanları kazanabilirler. Kendilerinden aşağıda gördükleri kişileri küçük düşürdüklerini keşfetmeden önce etkileyici özgeçmişlerinden kolayca etkilenmiş olabilirsin. Bu da gayet normaldir. Bu saydığımız 3 farklı tür, 3 farklı deneyim demektir ve bu nedenle bazı insanların farklı narsist türleri arasına gidip gelmesi yaygın bir durumdur. Böyle bir şey olursa kendini suçlama. Ne de olsa çoğu narsis ilk başta gerçek yüzlerini gizleme konusunda diğer insanlara nispeten oldukça yeteneklidirler. Bu maddelerin içinde en önemlisi olarak gördüğüm son maddeye gelelim. Bu 8. maddede ise sen istismarı hak ettiğini inanmaya devam ediyorsan büyük sıkıntı var demektir. Narsis insan gazlighting konusunda yetenekli olduğu için genellikle kendisi bunun yıkıcı yollarından kurtulur. Ama senin için geçmişteki veya şimdiki partnerin muhtemelen seni sorunun kaynağı olduğuna ikna etmiştir. Böylece de sen ilişkinin çoğu zamanında kendinden şüphe duyarak geçirirsin. Bu durumda suistimali hak ettiğine inandığında kendini savunmazsın. Bu yalan gerçekliği kaçınılmaz ve hatta normal olarak kabul edersin. İşlerin asla düzelmeyeceğine inanırsın. Yani sen artık narsistlerle çıkmayı, ilişki kurmayı bırakmayı istiyorsan tüm bu duygusal, psikolojik, fiziksel yani her türlü tacizi hak etmediğini gerçekten içselleştirmelisin. Bu bahsettiğim kural her koşulda geçerlidir. Burada da sakın acele etmeye çalışma. İyileşmen zaman alabilir. Bunu aklından çıkarma. Ancak ilk adımında atmak önemlidir. Zira amaç özgürlüğünü geri almaktır.